Vefatı. Hicretin 11. senesiydi. Cebrail aleyhisselam bu sene geldiğinde sevgili peygamberimize Kur'an-ı Kerim'i 2 defa baştan sona okudu. Halbuki daha önceki yıllarda Kur'an-ı Kerim'i 1 defa okumuştu. Server-i Âlem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselamın en son tebliğ ettiği Allahü Teala'nın yardımı ve zafer günü gelip insanların Allahü Teala'nın dinine, İslamiyete akın akın girdiklerini görünce Rabbini hamd ile tesbih et. Ondan af dile. Çünkü o tevbeleri daima kabul eder. Mealindeki Nasr suresini dinledikten sonra Ya Cebrail, içimden ölümümün yaklaştığını duyuyorum buyurdu. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam şu ayeti kerimeleri okudu. Mealen ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Rabbin sana razı oldum deyinceye kadar her istediğini verecek. Duha suresi 4-5. Sevgili peygamberimiz o gün Medine'de bulunan bütün eshab-ı kiramının öğle namazında mescitte toplanmaları için haber gönderdi. Server-i Âlem Efendimiz namazı kıldırdıktan sonra bir hutbe irad ettiler. Bu öyle bir hutbeydi ki dinleyen bütün kalpler ürpermiş, gözlerden yaşlar boşanmıştı. Daha sonra ey insanlar, sizin peygamberiniz olarak beni nasıl buldunuz? Buyurunca eshab-ı kiram Ya Resulallah, Allahü Teala sana bizim tarafımızdan bol bol hayırlar ihsan buyursun. Sen bizim için çok şefkatli bir baba, nasihatte bulunan şefkatli bir kardeş gibiydin. Allahü Teala'nın sana lütfettiği peygamberlik vazifesini yerine getirdin. Vahyedilenleri bize ulaştırdın. Rabbinin yoluna, İslam'a hikmet ile, güzel nasihat ile davet ettin, çağırdın. Allahü Teala sana en güzel ve en yüksek karşılıklar versin, dediler. Peygamber Efendimiz, ey müminler! Allah aşkına, kimin bende hakkı varsa, kalksın gelsin, kıyametten önce burada alsın, buyurdular. Fakat hakkını almak için kalkıp gelen olmadı. Resulullah Efendimiz ikinci ve üçüncü defalarda Allahü Teala'nın adını anarak hakkı olan gelsin alsın buyurdu. Bunun üzerine eshab-ı kiramdan pir-i fani olan Hazreti Ukaşe kalktı. Resulullah'ın huzuruna vardı. Sonra anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Tebük gazasında seninle beraberdim. Tebük'ten ayrıldığımız sırada benim devemle sizinki yan yana gelmişlerdi. Ben devemden indim. Sana yaklaştım. Maksadım senin mübarek vücudunu öpmekti. O zaman kamçı ile sırtıma vurmuştun. Niçin vurduğunu bilmiyorum, dedi. Peygamber Efendimiz, ya Ukaşe, Allahü Teala seni Resulünün kasten vurmasından muhafaza eylesin. Ya Bilal, kızım Fatıma'nın evine git, o kamçıyı bana getir, diye emretti. Hazreti Bilal mescitten çıktı, elini başına koymuş, Resulullah kendisine kısas yaptıracak diye hayretler içerisinde kalmıştı. Eve varınca kapıyı çalıp, ey Resulullah'ın kerimesi,
bana Resulullah'ın kamçısını ver deyince, Hazreti Fatıma validemiz, ya Bilal, şimdi ne haç zamanı ne de gaza. Babam kamçıyı ne yapacak? Diye sordu. Hazreti Bilal, ey Fatıma, haberin yok mu? Resulullah'a onunla kısas yapılacak, dedi. Fatıma validemiz, ya Bilal, Resulullah'tan kısas ile hakkını almaya kimin gönlü razı olur? Madem ki istedi vereyim, fakat Hasan ve Hüseyin'e söyle, hakkını kim alacaksa, kısası kendilerine yaptırsınlar. O zat hakkını onlardan alsın. Sakın Resulullah'a kısas yaptırmasınlar, diye Hazreti Bilal'e sıkıca tembih etti. Hazreti Bilal mescide geldi ve kamçıyı Resulullah Efendimize, o da Hazreti Ukaşe'ye verdi. Ebu Bekir ve Ömer bu durumu görünce, ey Ukaşe, işte biz yanında hazırız. Hakkını bizden al. Ne olur Resulullah'tan alma, diye yalvardılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e, ey Ebu Bekir, sen bırak, çekil aradan. Ey Ömer, haydi sen de çekil. Allahü Teala sizin yüksek derecenizi bilmektedir, buyurdu. Sonra Hazreti Ali kalktı. Ey Ukaşe, Resulullah'a vurmana gönlüm razı olmuyor. İşte sırtım ve karnım. Gel hakkını benden al. İstersen 100 kere vur. Fakat Resulullah'a dokunma deyince, Peygamber Efendimiz, ey Ali, sen de otur. Allahü Teala senin de yüksek mertebeni, durumunu bilmektedir, buyurdu. Bu defa Hazreti Hasan ile Hüseyin kalktılar. Ey Ukaşe, sen de biliyorsun ki biz Resulullah'ın torunlarıyız. Onun için bize kısas, Resulullah'a kısas demektir. Hakkını bizden al. Ne olur Resulullah'a vurma deyince, Peygamber Efendimiz onlara, siz de oturunuz. Ey iki gözümün neşeleri, buyurdular. Sonra, ey Ukaşe, gel vur, buyurdular. Ukaşe, ya Resûlallah, sen bana vurduğun zaman, benim vücudum açıktı, deyince, sevgili Peygamberimiz, mübarek sırtını açtı. Bu sırada eshab-ı kiramdan hıçkırıklar duyuldu. Ya Ukaşe, Resulullah'ın mübarek sırtına vuracak mısın? Dediler. Herkes üzüntü içerisinde bekleşiyordu. Hazreti Ukaşe, Resulullah Efendimizin mübarek sırtındaki peygamberlik mührünü görünce birdenbire, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Hakkını almak için senin o mübarek sırtına vurmaya, sana kısas yapmaya kimin gücü yeter? Buna kim cesaret edebilir? Diyerek kainatın sultanının mübarek mühr-i nübüvvetini öpüverdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona, hayır, ya vuracaksın yahut affedeceksin, buyurunca Ukaşe Hazretleri, canım sana feda olsun ya Resûlallah, affettim. Acaba Allahü Teala da beni kıyamet gününde affeder mi? Dedi. Peygamber Efendimiz, kim benim cennetteki arkadaşımı görmek isterse, bu pir-i faniye, ihtiyara baksın, buyurdular. Resûlullah Efendimizin bu mübarek sözünü duyan eshab-ı kiram, onun iki gözü arasından öpmeye başladı. Hepsi, ne mutlu sana, ne mutlu sana ey Ukaşe! Resulullah ile beraber olmanın hürmetine, cennette yüksek derecelere kavuştun, diyorlardı. Safer ayının son günleriydi. Âlemlerin Efendisi, sallallahu aleyhi ve sellem,
kuzeydeki Bizans İmparatorluğu'nun Müslümanlar için büyük bir tehlike olmadan önce onları tekrar İslam'a davet etmek, kabul etmezlerse harp etmek ve İslam devletinin emrine sokmak istiyordu. Bu sebeple Rumlarla muharebe etmek üzere kahraman eshabının hazırlanmasına emir buyurdular. Eshab-ı kiram hazırlık yapmak için dağıldı. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Üsame bin Zeyd'i çağırdılar. Ey Üsame, Şam'a, Belka sınırına, Filistin'deki Darum'a, babanın şehit edildiği yere kadar Allahü Teala'nın ismiyle ve bereketiyle git. Onları atlara çiğnet. Seni bu orduya başkumandan tayin ettim. Übnalıların üzerine ansızın varıp üzerlerine şimşek gibi saldır. Varacağın yere haber ulaşmayacak şekilde hızlı git. Yanına kılavuzları alıp casus ve gözcüleri önünden ilerlet. Allahü Teala zafer ihsan ederse onların arasında az kal buyurdular. Cüfte karargah kurmalarını emir buyurup mübarek elleriyle sancağa bağlayarak teslim ettiler. Mescitte minbere çıktılar. Ey eshabım, Üsame'nin babası Zeyd kumandanlığa nasıl layık ve benim katımda nasıl en sevgiliyse, ondan sonra oğlu Üsame de kumandanlığa öyle layıktır. Üsame benim katımda insanların en sevgililerindendir buyurdu. Hazreti Üsame'nin kumandası altında savaşa gideceklerin arasında Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah, Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas gibi eshabın ileri gelenleri de vardı. Fakat ertesi gün kainatın sultanı aniden hastalandığı için ordunun gitmesi Peygamber Efendimizin ahirete irtihalinden sonraya kalmıştı. Sevgili Peygamberimiz şiddetli sıtmaya yakalanmışlardı. Gittikçe ateşi artıyor, hastalık şiddetleniyordu. Ağrılarının azaldığı bir gece yarısı yatağından kalktılar. Giyinerek gitmeye hazırlandılar. Bunu gören Hazreti Ayşe validemiz, "Anam, babam, canım sana feda olsun ya Resulallah. Nereye gidiyorsunuz?" diye sordu. Server-i Âlem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Bakî kabristanlığında metfun bulunanlar için istiğfar etmek üzere emir aldım. Oraya gidiyorum buyurdu. Yanına Ebu Müveyhib ile Ebu Rafi'yi alarak gittiler. Mezarlıkta uzun uzun dua edip onların af ve mağfireti için Allahü Teala'ya yalvardılar. Peygamber Efendimizin bu ısrarlı yalvarması karşısında yanında bulunan sahabiler, biz de şimdi burada metfun bulunsaydık da Resulullah Efendimizin bu duasına mazhar olmakla şereflenseydik dediler. Sevgili Peygamberimiz Ebu Müveyhib'e dönerek, ey Ebu Müveyhib, ben dünya hazineleriyle ahiret nimetlerini seçmede serbest bırakıldım. İstersen dünyada baki ol, sonra cennete git. İstersen likaullah, Allahü Teala'ya kavuşmak hasıl olup cennete gir dediler. Ben likaullahı ve sonra cenneti seçtim buyurdu. Bir günde Uhud'da bulunan şehitler için mağfiret dilemek üzere yola çıktılar. Onlar için Allahü Teala'ya uzun uzun yalvararak dua eylediler. Sonra mescide gelip eshab-ı kirama, ben sizin Kevser havuzuna en önce kavuşanınız, karşılayanınız olacağım
sizinle buluşma yerimiz orasıdır. Ben sizin için benden sonra müşrikliğe dönersiniz diye korkmam. Ancak dünyaya kapılır, onun için birbirinizi kıskanır, birbirinizi öldürürsünüz. Neticede sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olur gidersiniz diye korkarım buyurdular. Sonra saadet hanelerine teşrif ettiler. Hastalıkları ağırlaşmıştı. Mübarek hanımefendileri sevgili peygamberimizin Hazreti Ayşe validemizin evinde kalmalarını, kendi haklarını ona tercih ettiklerini bildirdiler. Zevce-i mutahharalarının bu fedakarlıklarına memnun olup hepsine dua ettiler ve ondan sonraki günlerini Hazreti Ayşe validemizin evinde geçirmeye başladılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ateşi çok atmıştı. Ateşin şiddetinden yatağında bir taraftan diğer tarafa dönmek mecburiyetinde kalıyordu. O haldeyken eshab-ı kiram ziyarete gidiyor, efendimizin çektiği şiddetli sıkıntıya ziyadesiyle üzülüyorlardı. Ebu Said-i Hudri anlattı ki, Resulullah'ın mübarek huzuruna gitmiştim. Üzerinde kadife bir örtü bulunuyordu. Sıtmanın sıcaklığı örtüden dışarı çıkıyor, hararetten elimizi örtüye dokunduramıyorduk. Hayretimizi ve üzüntümüzü gören Resulullah Efendimiz, en şiddetli bela peygamberlere olur. Buna rağmen peygamberin belalara sevinmesi sizin verilen ihsanlara sevinmenizden daha fazladır buyurdu. Ümmü Bişr bin Bera anlattı. Resulullah'ın ziyaretine gitmiştim. Mübarek vücudu ateş gibi yanıyordu. Canım sana feda olsun ya Resulallah. Ben hiçbir zaman böyle şiddetli bir hastalık görmedim dedim. Buyurdular ki, ey Ümmü Bişr, sıtmanın şiddetli olması, sevabımın çok olması içindir. Bu hastalık, Hayber'de tatmış olduğum zehirli etin eseridir. O etin acısını her zaman duyardım. O gün yediğim zehir, şimdi epherimi, yani aort damarımı koparmaktadır, buyurdu. Sevgili Peygamberimiz Abdullah bin Mes'ud Hazretlerine de buyurdu ki: hastalığa tutulan hiçbir Müslüman yoktur ki Allahü Teala onun hata ve günahlarını ağacın yaprakları döküldüğü gibi dökmesin. Hastalık günden güne şiddetleniyordu. Eshab-ı kiram bu duruma çok üzülüyor, evlerinde rahat edemiyorlardı. Mescide toplandılar. Peygamber Efendimizin durumunu sormak üzere Hazreti Ali'yi huzura gönderdiler. Âlemlerin efendisi işaretle "Eshabım ne diyorlar?" diye sordular. O da "Resulullah aramızdan giderse" diye çok üzülüp telaş ediyorlar dedi. Eshabına olan merhametleri çok daha fazla olan sevgili Peygamberimiz hastalığının şiddetine katlanarak kalktılar. Hazreti Ali ve Hazreti Fadl bin Abbas'a dayanarak mescide geldiler. Minbere çıkarak Allahü Teala'ya hamd ve senâ ettikten sonra eshab-ı kirama, "Ey eshabım, benim ölümümü düşünüp telaş ediyormuşsunuz. Hiçbir peygamber ümmeti arasında sonsuz kaldı mı ki ben de sizin aranızda sonsuz kalayım? Biliniz ki ben Rabbime kavuşacağım. Size nasihatim olsun ki muhacirlerin büyüklerine saygı gösteriniz. Ey muhacirler, size de vasiyetim şudur ki, ensara iyilik ediniz.
Onlar size iyilik etti. Evlerinde barındırdı. Geçinmeleri sıkıntılı olduğu halde sizi kendilerinden üstün tuttular. Mallarına sizi ortak ettiler. Her kim ensar üzerine hakim olur ise onları gözetsin. Kusur edenleri olursa affetsin buyurdu. Sonra çok güzel, tesirli nasihatler edip Allahü Teala bir kulunu dünyada kalmak ile Rabbine kavuşmak arasında serbest bıraktı. O kul Rabbine kavuşmak istedi buyurdu. Hazreti Ebu Bekr Resulullah Efendimizin sözleriyle vefatına işaret buyurduğunu anlayıp canımız sana feda olsun ya Resulallah diyerek ağlamaya başladı. Merhamet deryası sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağlama ya Ebu Bekr buyurarak ona sabır ve katlanmak lazım geldiğini emretti. Mübarek gözlerinden yaş akıyordu. Ey eshabım, dini İslam yolunda sıdk ve ihlas ile malını feda eden Ebu Bekir'den çok razıyım. Ahiret yolunda arkadaş edinmek elde olsaydı onu seçerdim buyurdu ve mescide açılan kapılardan Ebu Bekir'inki hariç hepsini kapatınız diye emrettiler. Sonra minberden inerek Hazreti Ayşe validemizin odasına döndüler. Eshab-ı kiram ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin ve Fadl bin Abbas'ın kollarına girerek tekrar mescidi teşrif ettiler. Minberin alt basamağında durup Eshab-ı kirama şöyle buyurdular: Ey muhacirler ve ey ensar! Vakti belli olan bir şeye kavuşmak için acele etmenin faydası yoktur. Allahü Teala hiçbir kulu için acele etmez. Bir kimse Allahü Teala'nın kaza ve kaderini değiştirmeye, iradesinden üstün olmaya kalkışırsa onu kahr ve perişan eder. Allahü Teala'ya hile etmek, onu aldatmak isteyenin işleri bozulup kendi aldanır. Biliniz ki ben sizlere karşı Rauf ve Rahimim. Siz de bana kavuşacaksınız. Kavuşacağınız yer Kevser havuzunun başıdır. Cennete girmek, bana kavuşmak isteyen boş yere konuşmasın. Ey Müslümanlar! Kâfir olmak, günah işlemek, nimetin değişmesine, rızkın azalmasına sebep olur. İnsanlar Allahü Teala'nın emirlerine itaat ederse, hükümet başkanları, amirleri, valileri onlara merhamet ve şefkat eder. Fısk, fücur, taşkınlık yapar, günah işlerlerse merhametli başkanlara kavuşamazlar. Benim hayatım sizin için hayırlı olduğu gibi ölümüm de hayırdır ve rahmettir. Eğer bir kimseyi haksız yere dövmüş veya fena bir söz söylemiş isem, bana aynı şeyi yaparak hakkını almasına, birinizden haksız bir şey almış isem, geri istemesine razıyım ve helalleşmeye hazırım. Çünkü dünya cezası, ahiret cezasından pek hafiftir. Buna katlanmak daha kolaydır. Daha önce Hazreti Ebu Bekir'den memnuniyetini ifade ettikleri gibi bu hutbede de Hazreti Ömer'den memnuniyetlerini bildirip Ömer benimledir, ben de onunlayım. Benden sonra hak Ömer'le beraberdir
buyurdular. Resulullah Efendimiz bu hutbeden sonra minberden indi. Namazdan sonra tekrar minbere çıkıp vasiyet ve nasihatten sonra sizi Allahü Teala'ya ısmarladım buyurdular ve eshabtan ayrılıp odasını teşrif ettiler. Âlemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şiddetli ağrılarının olduğu bir gün eshab-ı kiram ile helalleşmek, ahirete kul haklarıyla gitmemek için Bilal-i Habeşi Hazretlerini çağırdı. Ona halka seslen. Mescide toplansınlar. Onlara son vasiyetimi yapmak istiyorum buyurdular. Hazreti Bilal eshabı mescide topladı. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Ali ve Fadl'a dayanarak mescidi teşrif ettiler. Minbere oturup Allahü Teala'ya hamd ve senadan sonra ey eshabım, bilmiş olunuz ki aranızdan ayrılmam yaklaştı. Kimin bende hakkı varsa benden istesin. Benim yanımda sevgili olan benden hakkını istesin veya helal etsin ki Rabbime ve rahmetine bunları ödemiş olarak kavuşayım buyurdular. Sonra minberden inip öğle namazını kıldırdılar. Namazdan sonra tekrar minbere çıkıp namazdan önce buyurduğunu tekrar ettiler. Sevgili Peygamberimizin vefatına 3 gün kala hastalığı ağırlaştı. Mescide çıkıp cemaate namaz kıldıramadılar. Cemaatle kılamadığı ilk namaz yatsı namazıydı. Hazreti Bilal her zamanki gibi o vakitte kapıya gelip "Es-salat ya Resulallah" dedi. Sevgili Peygamberimizin dermansızlıktan mescide gitmeye mecali yoktu. Ebu Bekr'e söyleyiniz, eshabıma namazı kıldırsın buyurdu. Hazreti Âişe validemiz, canım sana feda olsun ya Resûlallah. Babam yumuşak kalpli ve çok üzüntülüdür. Zât-ı âlinizin makamına durup, orada sizi göremezse, ağlamaktan okuyamaz. İmamete Ömer'in geçmesini emreder misiniz? Diyerek sual eyledi. Peygamber Efendimiz tekrar Ebu Bekr'e söyleyiniz. Eshabıma imam olup namazı kıldırsın buyurdular. Hazreti Bilal Ebu Bekr-i Sıddık'a durumu bildirdi. Hazreti Ebu Bekr mihrapta Resulullah Efendimizi göremeyince kalbinden vurulmuşa döndü. Aklı gide yazdı. Ağladı. Ağladı. Eshab-ı kiram da ağlaşmaya başladılar. Habibullah Efendimiz, mescitten gelen bu feryadın ne olduğunu sorunca, Hazreti Fatıma validemiz, canım sana feda olsun ya Resûlallah. Eshabın ayrılığınıza dayanamadığı için ağlıyorlar, diye durumu arz etti. Merhamet deryası, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok müteessir olmuşlardı. Eshabını teselli eylemek için hastalığının bu kadar şiddetine rağmen güçlükle kalktılar. Hazreti Ali ve Hazreti Abbas'a dayanarak mescide geldiler. Namazdan sonra ey eshabım, siz Allahü Teala'nın hıfzındasınız ve sizi Allahü Teala'ya emanet ettim. Takva üzere olun. Allahü Teala'dan korkun. Allahü Teala'nın emrini tutun ve itaat edin. Ben artık bu dünyadan ayrılıyorum buyurdular. Hazreti Ebu Bekr eshab-ı kirama 17 vakit namaz kıldırdı. Bir defasında öğle namazı kıldırıyordu. O sırada kainatın sultanı
mübarek vücutlarında bir hafiflik hissetmişler, Hazreti Ali ve Hazreti Abbas'a dayanarak mescide gelmişlerdi. Ebu Bekr Sıddık, sevgili Peygamberimizin teşrif ettiğini anlayıp geriye çekilmek istedi. Efendimiz ona yerinde dur anlamında işaret buyurdu. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekr'in solunda eshabına son defa namaz kıldırdılar. Sevgili Peygamberimizin vefatından 3 gün evveldi. Cebrail aleyhisselam Resulullah Efendimizi ziyarete gelip "Ya Resulallah, Allahü Teala'nın sana selamı var. Durumunuzu bildiği halde nasıl olduğunuzu, kendinizi nasıl hissettiğinizi soruyor." dedi. Âlemlerin efendisi ise "Mahzunum." buyurdular. Cebrail aleyhisselam pazar günü de geldi ve aynı şeyleri söyledi. Peygamber Efendimiz yine evvelki cevabı verdiler. Cebrail aleyhisselam ayrıca Yemen'de peygamber olduğunu söyleyen Esed-i Ansi'nin öldürüldüğünü haber verdi. Resul-i Ekrem de eshabına bildirdi. Hastalıktan önce kendilerine gelmiş olan birkaç altını fakirlere, birkaçını da Hazreti Ayşe'ye vermişlerdi. Pazar günü Resulullah'ın hastalığı ağırlaştı. Huzuruna gelen ordu kumandanı Hazreti Üsami'ye bir şey söylemediler. Fakat mübarek kollarını kaldırıp onun üzerine sürdüler. Ona dua ettikleri anlaşıldı. Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirdiği ve ahirete irtihal buyurduğu gün pazartesiydi. Hastalıklarının 13. ve son günü. Eshab-ı kiram Mescid-i Şerif'te Ebu Bekr Sıddık Hazretlerinin arkasında sabah namazını kılarlar iken âlemlerin efendisi Mescid-i Şerif'e geldiler. Ümmetinin saf saf olup ibadet ettiklerini gördüler. Sevinerek tebessüm buyurdular. Kendileri de Hazreti Ebu Bekr'e uyup arkasında namaz kıldılar. Eshab-ı kiram Resulullah'ı mescitte görünce hastalık geçti sanarak sevindiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ise Hazreti Ayşe'nin odasını teşrif buyurup yattılar. Allahü Teala'nın huzuruna dünya malı bırakmadan gitmek isterim. Yanında kalan altınları da fakirlere dağıt buyurdular. Sonra ateşi attı. Bir müddet sonra tekrar gözlerini açıp Hazreti Ayşe'ye altınları dağıtıp dağıtmadığını sordular. Dağıtacağını söyledi. Bunların hemen dağıtılmasını tekrar tekrar emir buyurdular. Hemen dağıtılıp bildirilince "Şimdi rahat ettim." buyurdular. Yataklarında bir müddet istirahat buyurduktan sonra huzur-i şeriflerine Hazreti Ali'yi çağırdılar. Mübarek başını onun kucağına koydular. Mübarek alnı terlemiş, mübarek rengi değişmişti. Hazreti Fatıma validemiz mübarek babasının o halini görünce bakmaya dayanamadı ve oğulları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in yanına gitti. Ellerinden tutup ağlamaya başladı. "Ey benim babam! Kızını kim gözetir? Hasan ve Hüseyin'i kime emanet edersin? Vay babam! Canım sana feda olsun. Senden sonra benim halim nice olur? Gözüm mübarek yüzünden sonra kime bakar?" Resulullah Efendimiz kızının gönülleri yakan bu sözlerini işitince mübarek gözlerini açtı ve onu yanına çağırdı. "Ya Rabbi, buna sabır ihsan eyle." diye dua ettikten sonra, "Ey Fatıma, ey gözümün nuru, baban can çekişme halindedir." buyurunca, içli iniltilerle ağlaması daha da arttı. Hazreti Ali, "Ey Fatıma, ne olur sus, Resulullah'ı daha fazla üzme." deyince, sevgili Peygamberimiz,
İncitme ya Ali. Bırak babası için gözleri yaş döksün. Buyurduktan sonra mübarek gözlerini yumarak kendinden geçer gibi oldu. Sonra Hazreti Hasan mübarek dedesinin huzur-u şerifine gelip, "Ey benim mübarek dedem, senin ayrılığına kim dayanabilir? Gönül perişanlığımızı kime arz ederiz? Senden sonra anneme, babama ve kardeşime kim şefkat eder? Ezvacın ve eshabın o güzel ahlakınızı nerede bulurlar?" diyerek ağlayınca, Peygamber Efendimizin mübarek hanımefendilerinde dayanacak hal kalmadı. Hep birlikte ağlamaya başladılar. Dışarıda pek müteessir bir halde bekleyen eshab-ı kiram, Peygamber Efendimizin rahatsızlıklarının çok arttığını işitince, gönülleri dağlandı, ağlamaya başladılar. Son bir defacık olsun, sevgili peygamberlerinin mübarek cemalini görmek için, ne olur kapıyı açın, Resul aleyhisselamın mübarek yüzünü bir defa daha görelim diyerek, kapıda yalvarıyorlardı. Âlemlere rahmet olarak gönderilen, Allahü Teala'nın habibi, sevgilisi, eshabının bu yakarışlarını işitince merhamet eyleyip kapıyı açınız buyurdular. Eshabın ileri gelenleri içeri girdiler. Sevgili Peygamberimiz onlara sabır tavsiye ettikten sonra, "Ey eshabım, siz insanların en üstünleri, en şereflilerisiniz. Sizden sonra kim gelirse gelsin, siz hepsinden önce cennete girersiniz. Dini ayakta tutmakta metin olun ve Kur'an-ı Azîm'i imam, rehber edinin. Dinin hükümlerinden gafil olmayın." buyurdu. Sonra, "Ya Rabbi, tebliğ ettim mi?" deyip mübarek gözlerini kapadı. Mübarek yüzü terledi. Hazreti Ali eshaba işaretle çıkmalarını söyledi. Onlar gittikten sonra huzura Hazreti Ayşe validemiz gelip nasihat istedi. Peygamber Efendimiz, "Ya Ayşe, evinin köşesine oturarak kendini muhafaza eyle." buyurduktan sonra mübarek gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Kainatın sultanı ağlıyordu. Oradakilerin gönülleri yaralandı, ciğerleri parçalandı. Hazreti Ümmü Seleme validemiz, "Canım sana feda olsun ya Resûlallah. Niçin ağlıyorsunuz?" diye sual eylediğinde, "Ümmetime merhamet olunması için ağlıyorum." buyurdu. Güneş tepeye doğru yükseliyordu. Vakit yaklaşmıştı. Sevgili Peygamberimizin mübarek başı Hazreti Ayşe validemizin göğsüne yaslı bulunuyordu. Âlemlerin efendisi artık son anlarını yaşıyor. Mübarek dudaklarından "Aman, aman, ellerinizdeki kölelerinize iyi davranınız. Onların üzerlerine elbise giydiriniz. Karınlarını doyurunuz. Onlara yumuşak konuşunuz. Namaza, namaza devam ediniz. Kadınlarınız ve köleleriniz hakkında Allahü Teala'dan korkunuz. Ey Allah'ım, beni yarlığa, bana rahmetini ihsan eyle. Beni Refik-i Âlâ zümresine kavuştur." cümleleri dökülüyordu. Hazreti Fatıma validemizin gözyaşları sel gibi akıyor, iniltisi ciğerleri dağılıyordu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına oturtup, "Kızım, bir miktar sabreyle, ağlama. Zira hamele-i arş, melekler senin ağlaman üzerine ağlaşırlar." buyurdu. Hazreti Fatıma validemizin gözyaşını sildi. Teselli verip Allahü Teala'dan sabır diledi ve "Ey kızım, benim ruhum kabz olacak.
İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyesin. Ey Fatıma, gelen her musibete bir karşılık verilir, buyurdu. Bir müddet mübarek gözlerini kapayıp sonra, bundan sonra babana üzüntü ve gussa, keder tasa olmaz. Zira fani alemden ve mihnet yerinden kurtuluyor, buyurdu. Sonra Hazreti Ali'ye, ya Ali, zimmetimde filan Yahudinin şu kadar malı vardır. Asker hazırlamak için almıştım. Sakın onu ödemeyi unutma. Elbette zimmetimi kurtarırsın ve Kevser havzı başında benimle görüşeceklerin birincisi sensin. Benden sonra sana çok zarar gelir. Sabır edesin. İnsanlar dünyayı istedikleri vakit sen ahireti seçesin, buyurdu. Üsame tekrar geldi. Resulullah Efendimiz, Allahü Teala yardımcın olsun. Haydi cenge git, buyurdu. O da çıkıp ordusuna gitti. Hemen hareket emrini verdi. Âlemlerin efendisi artık son nefeslerini veriyordu. Vakit iyice yaklaşmıştı. Allahü Teala Azrail aleyhisselama, Habibime en güzel surette git. Eğer izin verirse, ruhunu çok yumuşak ve hafif olarak al. İzin vermezse, geri dön, diye vahyetti. Azrail aleyhisselam, en güzel surette, insan kıyafetinde, sevgili Peygamberimizin saadethanelerinin kapısına geldi ve Esselamu aleyküm, ey nübüvvet evinin sahibi, içeri girmeye izin verir misiniz? Allahü Teala size rahmet eylesin, dedi. Hazreti Ayşe validemiz, sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanı başında oturan Hazreti Fatıma'ya, bu gelene sen cevap ver, dedi. O da kapıya varıp çok üzüntülü bir sesle, ey Allahü Teala'nın kulu, Resulullah şu anda kendi haliyle meşguldür, dedi. Azrail aleyhisselam tekrar izin istedi. Aynı cevap verildi. Üçüncü defa selamını tekrarlayıp mutlaka girmesi gerektiğini yüksek sesle söyleyince, Peygamber Efendimiz haberdar oldular ve "Ya Fatıma, kapıda kim var?" buyurdular. Hazreti Fatıma, "Ya Resulallah, kapıda birisi girmek için izin ister." Birkaç defa cevap verdim fakat üçüncü seslenişinde vücudum ürperdi, dedi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, "Ey Fatıma, kapıdaki kimdir biliyor musun? O, lezzetleri yıkan, toplulukları darmadağınık eden, kadınları dul, çocukları yetim bırakan, evleri harap, kabirleri mamur eden, ölüm meleği Azrail'dir. Ey Azrail, gir!" buyurdu. O zaman, Hazreti Fatıma validemiz, tarif edilmez bir ızdıraba düştü ve mübarek ağızlarından şu cümleler döküldü. Vah Medine, harab oldun. Peygamberimiz Hazreti Fatıma'nın elini tutup mübarek göğsüne koydular ve mübarek gözlerini kapadılar. Hazır olanlar mübarek ruhunun kabz olduğunu sandılar. Hazreti Fatıma validemiz dayanamayıp babasının mübarek kulağına doğru eğildi ve gönülleri yaralayan bir sesle, "Ey benim babacığım!" diye seslendi. Hiç cevap gelmeyince bu sefer, "Canım sana feda olsun ya Resulallah. Ne olur, mübarek gözlerini bir aç da
bana bir şey söyle dedi. Âlemlerin efendisi mübarek gözlerini açıp kızının gözyaşlarını sildi ve onun kulağına vefat edeceğini bildirdi. Bunun üzerine Hazreti Fatıma ağlamaya başladı. Bu defa kulağına Ehl-i Beytimden ilk önce benim yanıma gelecek sensin buyurdular. O da bu müjdeye sevinip teselli buldular. Hazreti Fatıma validemiz, ey babacığım, bugün ayrılık günü. Bir daha sana ne zaman kavuşurum diye sordu. Resulullah Efendimiz, ey kızım, beni kıyamet günü havzın kenarında bulursun. Ümmetimden havza gelenlere su veririm buyurdu. Hazreti Fatıma, eğer seni orada bulamazsam ne yaparım diye sorunca, Peygamber Efendimiz, mizanın yanında bulursun. Orada ben ümmetime şefaat ederim buyurdu. Hazreti Fatıma validemiz, orada da bulamazsam ya Resûlallah deyince, Peygamber Efendimiz, sırâtın yanında bulursun. Ben orada Rabbime, ya Rabbi, benim ümmetimi ateşten muhafaza eyle diye yalvarırım buyurdu. Bundan sonra Hazreti Ali hüzünlü bir sesle, ya Resûlallah, siz ruhunuzu teslim ettikten sonra sizin gaslinizi kim yapacak? Neye kefenleyeceğiz? Namazınızı kim kıldıracak? Kabre kim koyacak? Diye sordu. Peygamber Efendimiz, ey Ali, beni sen yıka. Fadl bin Abbas sana su döksün. Cebrail sizin üçüncünüz olur. Gasl, yıkama işimi bitirince kefenimi yaparsınız. Cebrail cennetten güzel koku getirir. Sonra beni mescide götürünüz ve çıkınız. Çünkü ilk önce Cebrail, sonra Mikail, sonra İsrafil, sonra melekler grup grup namazımı kılacaklar. Daha sonra siz giriniz, saf saf olunuz. Hiç kimse benden öne geçmesin buyurdu. Sonra beklemekte olan Azrail aleyhisselama, ey Azrail, ziyaret için mi geldin, yoksa ruhumu kabz etmek için mi? Diye sorunca, Azrail aleyhisselam, hem misafir, hem de vazifeli olarak geldim. Allahü Teala bana, senin huzuruna izinle girmemi emretti. Mübarek ruhunu ancak izninle alırım. Ya Resûlallah, izin buyurursan, emrinize uyar, ruhunuzu kabz ederim. Yoksa döner Rabbime giderim, dedi. Peygamber Efendimiz, ey Azrail, Cebrail'i nerede bıraktın, buyurdu. Cebrail'i dünya semasında bıraktım. Melekler, onu senin vefatın sebebiyle taziye ediyorlar, dedi. Böyle konuşurlarken, Cebrail aleyhisselam geldi. Resûlullah Efendimiz, ey kardeşim Cebrail! Artık dünyadan göç vakti geldi. Allahü Teâlâ'nın katında benim için ne var? Bana onu müjdele de, gönül rahatlığıyla emaneti sahibine teslim edeyim, buyurdu. Cebrail aleyhisselam, ey Allahü Teâlâ'nın sevgilisi! Ben semanın kapısını açık bıraktım. Melekler saf saf olmuşlar, senin ruhunu sevgiyle beklerler, dedi. Peygamber Efendimiz, hamd Allahü Teala'ya mahsustur. Sen bana müjde ver. Rabbimin nezdinde benim için ne var? Buyurdu. Cebrail aleyhisselam, ya Resûlallah, senin teşrifinden dolayı
cennet kapıları açılmış, cennetin nehirleri akmış, cennetin ağaçları sarkmış, huriler süslenmiştir, dedi. Peygamber Efendimiz yine, hamd Allahü Teala'ya mahsustur. Sen bana başka müjde ver ya Cebrail, buyurdu. Cebrail aleyhisselam, ya Resûlallah, sen kıyamet günü ilk şefaat eden ve ilk şefaati kabul olunansın, dedi. Sevgili Peygamberimiz tekrar, hamd Allahü Teala'ya mahsustur. Ya Cebrail, bana başka müjde ver, buyurunca, Cebrail aleyhisselam, ya Resûlallah, sen neyi soruyorsun, dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, benim bütün endişem, üzüntüm ve kederim, benden sonra geride bıraktığım ümmetimdir, buyurdu. Hazreti Cebrail, ey Allahü Teala'nın Habibi, Allahü Teala kıyamet günü sen razı oluncaya kadar ümmetini bağışlar. Bütün peygamberlerden önce seni, bütün ümmetlerden önce senin ümmetini cennete koyacaktır, dedi. Sevgili Peygamberimiz Cebrail aleyhisselama, Allahü Teala katında 3 muradım vardır. Biri, ümmetimin günahkarlarına beni şefaatçi etmesi. İkincisi, dünyada yaptıkları günahlardan dolayı onlara azap etmemesi. Üçüncüsü, perşembe ve pazartesi günleri ümmetimin amellerinin bana arz edilmesidir. Eğer amelleri iyi ise dua ederim. Allahü Teala kabul eder. Kötü ise şefaat edip amel defterinden silinmesini isterim, buyurdu. Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'dan bu 3 arzusunun da kabul edildiği haberini verdi. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz rahatladılar. Allahü Teala vahyetti ki, ey Habibim, ümmetine bu kadar muhabbet ve şefkat göstermeni mübarek kalbine kim getirdi? Peygamber Efendimiz, beni yaratıp terbiye eden Rabbim Teala diye cevap verdi. Cenab-ı Hak da senin ümmetine benim rahmetim, merhametim seninkinden 1000 kat fazladır. Onları bana bırak, buyurdu. Sonra sevgili peygamberimiz, şimdi rahatladım. Ey Azrail, emrolunduğun vazifeyi yerine getir, buyurdu. Azrail aleyhisselam, vazifesini yapmak üzere, hürmetine yaratıldığı kainatın sultanının huzuruna yaklaştı. Sevgili peygamberimiz, yanındaki su kabına, mübarek 2 elini batırıp, ıslak ellerini mübarek yüzüne sürdü ve, La ilahe illallah, ey Allah'ım, Refik-i Âlâ, buyurdu. Azrail aleyhisselam, âlemlerin efendisinin mübarek ruhunu almaya başladı. Resulullah Efendimizin mübarek benzi bazen kırmızı oluyor, bazen sararıyordu. Azrail aleyhisselama, ümmetimin canını da böyle şiddet ve zorla mı alırsın, buyurunca o, ya Resûlallah, hiç kimsenin canını böyle kolay almadım, cevabını verdi. Son anında bile ümmetini unutmayan sevgili peygamberimiz, ey Azrail, ümmetime edeceğin şiddeti bana eyle. Zira onlar zayıftır, dayanamazlar, buyurdu. Sonra, La ilahe illallah, Refik-i Âlâ, buyurdular ve mübarek ruhlara alındı ve âlâ-yı illiyyine ulaştırıldı.
Es-salâtu ve's-selâmü aleyke ya Resûlallah. Es-salâtu ve's-selâmü aleyke ya Habîballah. Es-salâtu ve's-selâmü aleyke ya Seyyidel-evvelîne vel-âhirîn. Şefaat ya Resûlallah. Dahilek ya Resûlallah. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimize Esselamu aleyküm ey Allahü Teala'nın Resulü. Benim maksudum, matlubum sen idin. Artık bir daha yeryüzüne gelmem diyerek veda eyledi. Resul-i Ekrem Efendimizin mübarek ruhu yüksek aleme gidince Hazreti Fatıma validemiz ve ezvacı tahirat radıyallahu anhünne sesli sesli ağlamaya başladılar. Bu sırada sahibi görünmeyen bir ses Esselamu aleyküm ya ehli beyt ve rahmetullahi ve berekatühü diye selam verdi ve biliniz ki her canlı ölümü tadacaktır ve kıyamet günü size ecirleriniz tamamiyle verilecektir. Mealindeki Ali İmran suresinin 185. ayeti kerimesini okudu. Sonra onlara teselli verip Allahü Teala'nın ihsanlarına, ikramlarına güveniniz. Ona sarılıp ondan umunuz. Feryat etmeyiniz. Asıl musibete uğrayan sevaptan mahrum kalandır diyerek taziyede bulundu. Bu sözleri oradakilerin hepsi işitip selamına cevap verdiler. Bunları söyleyen Hızır aleyhisselam idi. Resul-i Ekrem de mevt, ölüm alametleri görününce Ümmü Eymen oğlu Üsame'ye haber gönderdi. Üsame Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde bu acı haberi alınca ordudan ayrılıp Mescid-i Nebevi'ye geldiler. Âişe-i Sıddîka ve diğer hatunlar ağlayınca Mescid-i Şerif'teki eshab-ı kiram şaşırdı. Ne olduklarını anlayamadılar. Beyinlerinden vurulmuşa döndüler. Hazreti Ali ölü gibi hareketsiz kaldı. Hazreti Osman'ın dili tutuldu. Hazreti Ebu Bekr o anda evindeydi. Koşarak geldi, hemen hücre-i saadete girdi. Fahri alemin yüzünü açtı. Vefat etmiş olduğunu gördü. Mübarek yüzü ve her yeri latif, nazif olarak nur gibi parlıyordu. Mematın da hayatın gibi ne güzel ya Resûlallah diyerek öptü. Çok ağladı. Mübarek yüzünü örttü. Evdekilere teselli verdi. Mescid-i Şerif'e geldi. Minbere çıkarak Eshab-ı Kirama bir hutbe okudu. Allahü Teala'ya hamd ve senâ etti ve Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salat okuduktan sonra her kim Muhammed aleyhisselama iman etmişse bilsin ki Muhammed aleyhisselam vefat etti. Her kim Allahü Teala'ya tapıyorsa o hay, diri ve bakidir. Ölmez, ebedidir buyurdu ve sonra Muhammed aleyhisselam resuldür. Ondan önce de resuller gelmiştir. O da ölecektir. Vefat ederse veya öldürülürse dininizden döner misiniz? Dininden çıkan olursa Allahü Teala'ya zarar vermez, kendine zarar verir. Dininden dönmeyenlere Allahü Teala sevaplar verir. Mealindeki Ali İmran suresinin 144. ayeti kerimesini okudu. Eshab-ı kirama nasihat edip ortalığı düzene koydu. Böylece hepsi
Resulullah'ın vefat etmiş olduğuna inandı. Hüzün ve keder Eshab-ı Kiram'ın yüreğine bir zehirli hançer gibi saplandı. Gözler ağlar, gözyaşları çağlar, hasret ateşi herkesin ciğerini dağlar idi. Eshab-ı Kiram aleyhimür redvan ilk iş olarak bütün işleri idare etmesi için Hazreti Ebubekir'i halife seçtiler. Ona biat edip tabi oldular ve emrine göre işleri görmeye başladılar. Resul-i Ekrem Efendimiz hicretin 11. yılında miladi 632 Rebiyü'l-Evvel ayının 12'sinde pazartesi günü öğleden evvel ahirete irtihal eyledi. O anda kameri seneye göre 63, şemsi seneye göre de 61 yaşında bulunuyordu. Peygamber Efendimizi Hazreti Ali, Hazreti Abbas, Hazreti Fadl bin Abbas, Hazreti Kusem bin Abbas, Hazreti Üsame bin Zeyd, Hazreti Salih yıkadılar. Yıkama esnasında mübarek vücudundan öyle bir misk kokusu yayıldı ki şimdiye kadar hiç kimse öyle bir koku koklamamıştı. Sonra kefenlediler. Bir sedir üzerinde taşınıp mescide getirildi. Daha önce sevgili peygamberimizin haber verdiği şekilde herkes mescitten dışarı çıktı. Melekler bölük bölük gelip namazını kıldılar. Meleklerin kılması bitince sahibi görünmeyen bir ses, "Giriniz, peygamberinizin namazını kılınız," diyordu. Bunun üzerine Eshab-ı Kiram içeri girdi. İmamsız olarak sevgili peygamberimizin namazını kıldılar. Çarşamba günü akşamına kadar ancak bitirebildiler. Eshab-ı Kiram sevgili peygamberimizin mübarek kabrinin kazılması hususunda Hazreti Ebubekir'in hatırlattığı şu hadisi şerife uydular. Peygamberler ruhlarını teslim ettikleri yerde defnolunurlar. Ebu Talha-yı Ensari Hazretlerinin laht şeklinde kazdığı kabri şerife çarşamba günü gece yarısına doğru defnedildi. Hazreti Abbas'ın oğlu Kusem kabirdeki hizmeti bitirip en son çıkan idi. Dedi ki: Resulullah'ın mübarek yüzünü en son gören benim. Mübarek dudakları kıpırdıyordu. Üzerine eğilip kulak verdim. Ya Rabbi, ümmetim, ya Rabbi, ümmetim diye yalvarıyordu. Sevgili peygamberimiz ahirete irtihal ettiği gün Abdullah bin Zeyd Hazretleri, "Ya Rabbi, ben bu gözü Habibinin mübarek nurlu yüzüne bakmak için isterdim. O görünmez olunca artık ne yapayım? Ya Rabbi, gözümü al," diye dua etti ve göremez oldu. Dinden dönme hareketleri. Peygamber Efendimizin vefatından sonra irtidat, dinden dönme hareketleri başladı. Bu hareketler büyük boyutlara ulaştı. Bunlarla mücadelede Hazreti Ebubekir'in büyük katkısı oldu. Eğer böyle dirayetli bir kimse olmasaydı tehlike bütün Arabistan'a yayılacaktı. Bunun için Hazreti Ayşe, Resulullah'ın ruhu kabzolununca Araplar irtidad etti. Nifak kabardı. Babamın üzerine çöken dağların üzerine çökseydi muhakkak onları ufatırdı, demiştir. Hazreti Ebu Hureyre de, eğer Ebu Bekir olmasaydı Muhammed aleyhisselamın vefatından sonra ümmeti Muhammed helak olurdu, demiştir. Kendisinden başka ilah bulunmayan o Allah'a andolsun ki
Ebu Bekir, halifeliği üzerine almasaydı, yüce Allah'a ibadet eden olmazdı, demiş ve bu sözünü 3 kere tekrarlamıştır. Ebu Recaül-Utaridi der ki, Medine'ye girince, insanların toplandıklarını ve bir adamın, ben sana kurban olayım, vallahi sen olmasaydın, muhakkak biz helak olurduk diyerek, bir adamın başını öptüğünü gördüm. Bu öpen ve öpülen kimdir diye sordum. Mürtetlerle savaşından dolayı, Ebu Bekir'in başını Ömer öpüyor dediler. Hazreti Ayşe de buyurdu ki, babam, Arapların irtidad ettikleri günlerde, kılıcını sıyırıp devesine binince, Hazreti Ali yanına vardı. Devesinin yularından tuttu ve, sana, Resulullah aleyhisselamın Uhud savaşı gününde söylediğini söylüyorum. Sok kınına kılıcını da, kendini tehlikeye atıp, bize acı içinde bırakma. Vallahi, senin başına bir felaket gelecek olursa, senden sonra artık İslamiyet temelli düzelmez, dedi. Eğer halifeliğine karşı olsaydı, gidip ölmesini isterdi. Böylece halifelik için önü açılırdı. Yine Hazreti Ayşe o günleri şöyle anlatır. Resulullah'ın vefatı üzerine Arap kabilelerinden birçokları irtidad ettiler, dinden döndüler. Yahudilik, Hristiyanlık ve münafıklık ortaya çıkmaya başladı. Müslümanlar kış gecesinde yağmura tutulup dağılan koyunlara döndüler. Hatta o sırada Mekkelilerin çoğu İslamiyetten dönmeye hazırlandılar. Süheyl bin Amr Kâbe'nin kapısına dikilerek Mekkelilere seslendi. Onlara etkili bir konuşma yaparak şüphelerini, dinden dönmelerini önledi. İslam tarihinde dini reddetme, dinden dönme manalarında irtica, geriye dönme, mürteci, geriye dönen tabirleri bu hadiselerden sonra kullanılmaya başlandı. Peygamberimizin vefatından sonra münafıkların, Yahudilerin ve Hristiyanların kışkırtmalarıyla topluluklar halinde dinden dönmeler başladı. Hazreti Süheyl bin Amr Kâbe'nin kapısına dikilerek Mekkelilere seslendi. Onlara şunları söyledi: Ey Mekkeliler, siz Müslüman olanların sonuncusu oldunuz. Sakın irtidad edenlerin, Müslümanlıktan dönenlerin ilki olmayınız. Vallahi yüce Allah Resul aleyhisselamın buyurduğu gibi bu işi muhakkak tamamlayacaktır. Ben onu şu bulunduğum yerde tek başına dikilerek benimle birlikte la ilahe illallah deyiniz de size bakarak Araplar dine girip Arap olmayanlar size cizye ödesin. Vallahi Kisra'nın ve Kayser'in hazineleri Allah yolunda harcanacaktır buyurduğunu işitmişimdir. Alay edenlerin zekat ve sadaka tahsildarı olduklarını gördünüz. Vallahi geri kalanı da vuku bulacaktır. Vallahi ben iyi biliyorum ki güneşin doğması ve batması devam ettiği müddetçe bu din devam edecektir. Aranızdaki o kişiler sizi aldatmasın. Benim bildiğim bu işi o kişiler de bilir. Fakat Haşim oğullarına olan kıskançlığı onların kalplerini mühürlemiştir. Ey insanlar, ben Kureyş'in karada ve denizde en çok taşıtları bulunanıyım. Siz emirinize itaat ediniz ve zekatlarınızı ona ödeyiniz. Eğer İslamiyet işi sonuna kadar devam etmezse ben sizin zekatlarınızı size geri vermeye kefilim, dedi ve ağladı. Bunun üzerine halk yatıştı. Süheyl bin Amr yaptığı tesirli konuşmayla Mekkelileri
irtidattan vazgeçirince, Mekke valisi Attab bin Esid ortaya çıkabildi. Süheyl bin Amr, Bedir savaşına müşriklerle birlikte katılıp esir edildiği zaman, Peygamberimizin Hazreti Ömer'e onun hakkında, yermeyeceğin bir makamda dikilip, halka hitapta bulunması da memuldür. Hadisiyle haber verdiği, hoşa gidecek makamdaki konuşmasından maksadının, bu konuşması ve hizmeti olduğu anlaşıldı. Hazreti Ömer de, Süheyl'in konuşmasını işittiği zaman, Peygamberimizin, Hazreti Süheyl hakkında söylemiş olduğu sözü hatırlamış ve Peygamberimizin gıyabında, ben şahadet ederim ki, sen muhakkak Resulullah'sın demekten kendini alamamıştır. Kabir hayatı, kabrinde diri olması. Peygamberler, bilmediğimiz bir hayatla, kabirlerinde diridirler. Evliya ve şehitler de diridirler. Diri olmaları sözde değildir. Tam olarak diridirler. Ali İmran suresi 169. ayeti kerimesinde mealen Allahü Teala yolunda öldürülenleri ölü sanmayınız. Onlar Rablerinin yanında diridirler, rızıklandırılmaktadırlar buyurdu. Bu ayeti kerime şehitlerin diri olduklarını bildirmektedir. Peygamberler şehitlerden elbet daha ileride ve daha üstündür. İslam alimlerine göre her peygamber şehit olarak ölmüştür. Resulullah Efendimiz son hastalığında Hayber'de yemiş olduğum yemeğin acısını her zaman duyardım buyurdu. Bu hadis-i şerif Resulullah Efendimizin şehit olarak vefat ettiğini bildiriyor. Bu sebeple Efendimizin bütün şehitler gibi kabrinde diri olduğu buradan da anlaşılıyor. Buhari ve Müslim'de bildirilen hadis-i şerifte Miraç gecesinde Musa'nın aleyhisselam kabri yanından geçirildim. Mezarında ayakta namaz kılıyordu buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte Allahü Teala toprağın peygamberleri çürütmesini haram etmiştir buyuruldu. Bunun doğru olduğunu alimler söz birliğiyle bildirmektedir. Buhari ve Müslim'de Allahü Teala Miraç gecesinde bütün peygamberleri peygamberimize gönderdi. Onlara imam olup iki rekat namaz kıldılar yazılıdır. Namaz kılmak rükû ve secde yapmakla olur. Bu haber diri olarak ceset ile beden ile kıldıklarını gösteriyor. Musa aleyhisselam'ın kabrinde namaz kılması da bunu göstermektedir. Mişkat kitabının son cildinde Miraç babının 1. faslı sonunda Müslim'den alarak Ebu Hureyre'nin bildirdiği hadis-i şerifte Allahü Teala bana gösterdi. Musa aleyhisselam ayakta namaz kılıyordu. Zayıf idi. Saçları dağınık ve sarkık değildi. Şen'e kabilesinden bir yiğit gibiydi. İsa aleyhisselam Urve bin Mesud Sekafi'ye benziyordu buyuruldu. Şen'e Yemen'de bulunan iki kabilenin ismidir. Bu hadis-i şerifler peygamberlerin Rableri yanında diri olduklarını göstermektedir. Onların cesetleri, bedenleri ruhları gibi latif olmuştur. Kesif, katı değildir. Madde ve ruh aleminde görünebilirler. Bunun için peygamberler ruhları ve bedenleriyle görünebilirler. Hadis-i şerifte Musa ve İsa aleyhisselam'ın namaz kıldıkları bildiriliyor. Namaz kılmak çeşitli hareketler yapmaktır. Bu hareketler beden ile olur, ruh ile olmaz. Musa aleyhisselam'ı orta boylu, eti az, zayıf, saçları toplu gördüm
buyurması, ruhunu değil, bedenini gördüğünü gösteriyor. İmam-ı Beyheki buyurdu ki, peygamberler mezara konduktan sonra, ruhları bedenlerine geri verilir. Biz onları göremeyiz. Melekler gibi görünmez olurlar. Yalnız Allahü Teala'nın keramet olarak ihsan ettiği seçilmiş kimseler görebilir. İmam-ı Suyuti de böyle bildirmiştir. Çok kimse selamlara kabr-i saadetten cevap verildiğini çok zaman işitmişlerdir. Başka kabirlerden de selamlara cevap verildiği çok işitilmiştir. Hadis-i şerifte de bana selam verilince Allahü Teala ruhumu geri gönderir, ona cevap veririm buyuruldu. İmam-ı Suyuti Hazretleri buyurdu ki Resulullah cemali ilahiyi görmeye dalmıştır. Bedendeki duyguları unutmuştur. Bir Müslüman selam verince mübarek ruhu bu halden ayrılıp beden duygularını alır. Dünyada böyle olanlar da az değildir. Bir dünya işi veya ahiret işi aşırı düşünülürken insan yanında konuşulanı duymaz. Cemali ilahiye dalan kimse bir sesi işitebilir mi? Kadı İyad Hazretleri Şifa kitabında Süleyman bin Suhaym'dan rivayetinde bir gece rüyada Fahri Kainat Efendimizi gördüm. Ya Resûlallah, gelip sana selam veren kimselerin selamını bilir misiniz? Dedim. Evet, bilirim ve onların selamını alıp cevap veririm, buyurdu. Peygamberlerin mezarlarında diri olduğunu bildiren hadis-i şerifler o kadar çoktur ki, birbirlerini kuvvetlendirmektedirler. Mesela, kabrimin yanında benim için okunan salavatı işitirim. Uzak yerlerde okunanlar bana bildirilir buyurulmuştur. Bu hadis-i şerifi Ebu Bekr bin Ebi Şeybe bildirmiştir. Bu ve bunun gibi hadis-i şerifler 6 büyük hadis imamının kitaplarında vardır. Abdullah bin Abbas hazretlerinden İbn Ebi Dünya'nın haber verdiği hadis-i şerifte bir kimse bir tanıdığının kabrine uğrayıp selam verse, meyyit onu tanır ve cevap verir. Tanımadığı meyyite selam verirse, meyyit sevinir ve cevap verir, buyuruldu. Resulullah, dünyanın her yerinde, aynı zamanda salat ve selam edenlerin her birine ayrı ayrı nasıl cevap verir diye sorulursa, öğle vakti güneşin bir anda binlerce şehre ışık salması gibidir diye cevap verilir. İbrahim bin Bişar Hazretleri hac ettikten sonra kabri saadeti ziyaret için Medine'ye gittim. Hücre-i saadet önünde selam verdim. Ve aleyke selam cevabını işittim buyurmuştur. Resulullah Efendimiz ben öldükten sonra diriyken olduğu gibi anlarım buyuruldu. Başka bir hadisi şerifte peygamberler kabirlerinde diri olup namaz kılarlar buyuruldu. Evliyanın büyüklerinden Seyyid Ahmet Rifai Hazretlerinin ve birçok velilerin Resulullah'a verdikleri selamın cevabını işittikleri ve Ahmet Rifai'nin Resulullah'ın mübarek elini öpmekle şereflenmiş olduğu çok sağlam kitaplarda yazılıdır. İmam-ı Suyuti kitabında yüksek derecedeki veliler peygamberleri ölmemiş gibi görürler. Peygamber Efendimizin Musa aleyhisselamı mezarında diri olarak görmesi bir mucizeydi. Evliyanın da böyle görmeleri keramettir. Keramete inanmamak cahillikten ileri gelir buyurmaktadır. İbn Hibban, İbn Mace ve Ebu Davud'un bildirdikleri hadis-i şerifte cuma günleri bana çok salavat okuyunuz. Bunlar bana bildirilir buyuruldu.
öldükten sonra da bildirilir mi denildikte, toprak peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mü'min bana salavat okuyunca, bir melek bana haber vererek, ümmetinden falan oğlu filan sana selam söyledi ve dua etti der buyurdu. Resulullah Efendimiz diriyken eshabına Allahü Teala'nın bir rahmeti, büyük nimeti olduğu gibi vefatından sonra da bütün ümmeti için büyük nimettir, iyiliklere sebeptir. Bekir bin Abdullah Müzeni'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resul-i Ekrem hayatım sizin için hayırlıdır. Bana anlatırsınız, ben de size anlatırım. Öldükten sonra vefatım da sizin için hayırlı olur. Amelleriniz bana gösterilir. İyi işlerinizi gördüğüm zaman Allahü Teala'ya hamd ederim. Kötü işlerinizi gördüğüm zaman sizin için af ve mağfiret dilerim buyurdu. Kusem bin Abbas Hazretleri Resulullah Efendimizin defin hizmetiyle şerefleniyordu. Kabirdeki hizmet bitince en son o çıktı. Dedi ki, Resulullah'ın mübarek yüzünü en son gören benim. Kabrinde mübarek dudakları kıpırdıyordu. Üzerine eğilip kulak verdim. Ya Rabbi, ümmetim, ya Rabbi, ümmetim diyordu. Resulullah Efendimizi görmek. Resulullah Efendimiz uykuda ve uyanık iken görülebilir mi? Görülebilirse görünen kendisi midir, benzeri midir? Alimlerimiz buna çeşitli cevap verdiler. Kabirde diri olduğunu söz birliğiyle bildirdikten sonra kendisinin görüldüğünü çoğunlukla beyan buyurmuşlardır. Böyle olduğu hadis-i şeriflerden de anlaşılmaktadır. Bir hadis-i şerifte beni rüyada gören uyanık iken görmüş gibidir buyuruldu. Bunun için İmam-ı Nevevi Hazretleri onu rüyada görmek tam kendisini görmektir dedi. Hadis-i şerifte beni rüyada gören doğru görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklime giremez buyuruldu. İbrahim Lekani Hazretleri buyuruyor ki hadis alimleri Resulullah'ın rüyada olduğu gibi uyanık iken de görülebileceğini söz birliğiyle bildirmişlerdir. Her iki halede birçok misaller verilebilir. Bunlardan birkaçını bildirelim. Müinüddin-i Çeşti Hazretleri gittiği her beldede kabristanları ziyaret eder, orada bir müddet kalırdı. Vardığı yerlerde tanınıp meşhur olunca durmaz, kimseden habersiz gizlice çıkıp giderdi. Bu seyahatlerinden biri de Mekke'ye olmuştur. Mekke-i Mükerreme'ye gidip Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret etti. Bir müddet Mekke'de kalıp oradan Medine-i Münevvere'ye gitti. Peygamberimizin kabri şerifini ziyaret ettiği bir gün türbesinden Muinüddin'i çağırınız diye bir ses işitildi. Bunun üzerine türbedar Muinüddin diye bağırdı. Birkaç yerden efendim sesi işitildi. Sonra da hangi Muinüddin'i istiyorsun? Burada adı Muinüddin olan birçok kişi var dediler. Bunun üzerine türbedar geri dönüp Ravda-i Mutahhara'nın kapısında ayakta durdu. İki defa Muinüddin-i Çeşti'yi çağır diye nida eden bir ses işitti. Türbedar bu emir üzerine cemaate karşı Muinüddin-i Çeşti'yi istiyorlar diye bağırdı. Muinüddin-i Çeşti Hazretleri bu sözü işitince bambaşka bir hale girdi. Ağlayıp gözyaşları dökerek ve salavat okuyarak sevgili peygamberimizin türbesine yaklaştı ve edeple ayakta durdu. Bu sırada, ey kutb-i meşayih, içeriye gel, diye bir ses işitti.
Peygamberimiz buyurdular ki, sen benim dinime hizmet edicisin. Senin Hindistan'a gitmen gerekir. Hindistan'a git. Orada Ecmir denilen bir şehir vardır. Orada benim evladımdan, torunlarımdan Seyyid Hüseyin adında biri var. Oraya cihat ve gaza niyetiyle gitmişti. O şu anda şehit oldu. Ecmir kâfir eline düşmek üzeredir. Senin oraya gitmen sebep ve bereketiyle İslamiyet yayılacak ve kâfirler hakir olup güçsüz ve tesirsiz kalacaklar. Sonra ona bir nar verdi ve bu nara dikkatle bak. Nereye gideceğini görüp anla buyurdu. Muinüddin-i Çeşti Hazretleri Peygamber Efendimizin verdiği narı alıp emredildiği gibi baktı. Doğu ile batı arasını tamamen gördü. Ahmet Rifai Hazretleri hacca gitmişti. Dönüşünde Medine-i Münevvere'de Resul-i Ekrem Efendimizin mübarek türbesini ziyaret ettiği sırada şu mealde manzume söyledi. Uzaktık toprağını öpmek için efendim. Kendim gelemez, vekil ruhumu gönderirdim. Şimdi seni ziyaret nimeti oldu nasip. Ver mübarek elini, dudağım öpsün Habib. Şiir bitince, sevgili Peygamberimizin kabrinden mübarek elleri göründü. Seyyid Ahmet Rıfai de son derece tazim ve hürmetle Peygamber Efendimizin mübarek elini öptü. Orada bulunan herkes hayretle hadiseyi gördü. Peygamber Efendimizin mübarek ellerini öptükten sonra Ravda-i Mütahhara'nın kapılarının eşiklerine yattı. Ağlayarak oradaki cemaatin cümlesine üzerime basarak geçiniz diye yalvardı. Alimler başka kapılardan çıkmaya mecbur kaldılar. Bu keramet pek meşhur olup dilden dile günümüze kadar gelmiştir. İbni Abidin Hazretlerinin dine uymaktaki halleri meşhur olup kerametleri ve menkıbeleri çoktur. Beş vakit namazda tahiyyatı okurken Resulullah Efendimizi baş gözüyle görürdü. Göremediği zaman o namazı yeniden kılardı. İslam alimlerinin en büyüklerinden 2000 yılın müceddidi İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki Serhendi Hazretleri buyurdu ki, Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde bugün son derece güzel bir hal zahir oldu. Yatağımda uzanmış yatıyordum. Gözlerimi kapamıştım. Yatağımın üzerine bir başkasının gelip oturduğunu hissettim. Bir de ne göreyim? Evvelkilerin ve sonrakilerin seyyidi, efendisi, Peygamberimizdir. Buyurdu ki, senin için icazet yazmaya geldim. Hiç kimseye böyle bir icazet yazmadım. Gördüm ki, o icazetnamenin metninde, bu dünyaya ait büyük lütuflar, arkasında da öbür dünyaya ait çok inayetler yazılıydı. Abdülkadir Geylani Hazretleri, Gunyek kitabında, İbrahim Temimi Hazretlerinden naklen anlatır. Hızır aleyhisselam bana, eğer rüyada Resulullah'ı görmek istersen, akşam namazını kıldıktan sonra, yatsıya kadar hiç kimseyle konuşmadan ayağa kalkar, akşam namazından sonraki evvabin namazını kılarsın. İki rekatta bir selam verirsin. Her rekatta bir defa hamd, yani Fatiha suresini ve 7 kere İhlas suresini okursun. Yatsı namazını da cemaatle kıldıktan sonra evine gelip vitri kılarsın. Uykuya yatacağın zaman da 2 rekat namaz kılıp
her rekatta hamd, İhlas suresini 7 defa okursun. Namazdan sonra secdeye kapanıp 7 defa Allahü Teala'ya istiğfarda bulunur. 7 kere Sübhanallahi velhamdülillahi ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dersin. Sonra başını secdeden kaldırıp oturarak ellerini kaldırıp Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Zelcelali vel İkram, Ya İlahel Evveline vel Ahirin ve Ya Rahmaned Dünya vel Ahireti ve Rahimehuma. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah dersin. Sonra ayağa kalkıp aynı duayı okursun. Sonra secdeye kapanıp aynı duayı okursun. Sonra başını secdeden kaldırıp kıbleye yönelip istediğin şekilde yatıp uyursun. Uyku bastırıncaya kadar Peygamber Efendimize salavat-ı şerife getirirsin dedi. Ben bu duayı kimden öğrendiysen bana bildirmeni isterim dedim. Hazreti Hızır bana inanmıyor musun dedi. Muhammed aleyhisselamı hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki sana inanıyorum dedim. Hızır aleyhisselam ben Resulullah'ın bu duayı öğrettiği ve vasiyet ettiği mecliste bulundum. Bu duayı onun öğrettiği kimseden öğrendim buyurdu. Ben de Hızır aleyhisselamın dediği gibi yaptım. Yatağımda Peygamber Efendimize salavat-ı şerife okumaya başladım. Peygamber Efendimizi göreceğimin sevincinden dolayı uykum kaçtı ve sabaha kadar uyuyamadım. Sabah namazını kılıp güneş yükselinceye kadar oturdum. Duha yani kuşluk namazını kıldım. Kendi kendime akşama ulaşırsam dün gece yaptığım gibi yaparım dedim. O anda uyumuşum. Rüyamda melekler gelip beni alıp cennete götürdüler. Orada yakut, zümrüt ve inciden yapılmış köşk ve saraylar, bal, süt ve cennet içeceklerinden ırmaklar gördüm. Beni cennete götüren meleklere şu köşk kimin içindir diye sordum. Melekler senin işlediğin ameli yapanlar içindir, dediler. Cennet yiyeceklerinden yedirmeyince ve cennet sularından içirmeyince beni cennetten çıkarmadılar. Sonra beni cennetten çıkarıp bulunduğum yere getirdiler. Sonra Resulullah Efendimiz yanında 70 peygamber ve her saf arası doğu ile batı arası kadar olan 70 saf melekle bana gelip selam verdi ve elimi tuttu. Bu sırada ben, Ya Resûlallah, Hızır aleyhisselam, şu hadisi senden duyduğunu bildirdi dedim. Peygamber Efendimiz, Hızır doğru söyledi. Anlattıkları doğrudur. Hızır, yeryüzündekilerin en âlimidir. Ebdalların reisidir. Yeryüzündeki Allah askerlerindendir, buyurdu. Ben yine, Ya Resûlallah, bu ameli işleyene, benim bu gördüğümden başka karşılık var mıdır, dedim. Senin gördüğünden, sana ihsan olunandan daha üstün ne karşılık olabilir? Sen, cennetteki yerini ve makamını gördün. Cennetin meyvelerinden yiyip, İçeceklerinden içtin. Benimle beraber melekleri ve peygamberleri gördün. Hûri'ini gördün, buyurdu. Ya Resûlallah, benim yaptığım ameli yapıp da, rüyada benim gördüğümü görmeyen kimseye, bana ihsan olunan verilir mi, dedim. Beni hak peygamber olarak gönderen, Allahü Teâlâ'ya yemin ederim ki, o kimsenin işlediği büyük günahlar affedilir.
Allahü Teala'nın o kimse hakkındaki gadabı kalkar. Beni hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki bu ameli yapan rüyada senin gördüğünü görmese de sana verilen ona da verilir. Semadan bir ses Allahü Teala bu ameli işleyeni ve doğudan batıya kadar olan ümmeti Muhammed'i mağfiret etti diye seslenir buyurdu. Ya Resulallah, senin cemalini ve cenneti gördüğüm gibi o kimsenin de bunlardan nasibi var mıdır dedim. Evet, hepsi de verilir buyurdu. Ya Resulallah, erkek ve kadın bütün müminlere bu duayı öğretmek ve sevaplarını bildirmek uygun olur mu dediğimde, beni hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki bu ameli Allahü Teala'nın Said olarak yarattığı kimselerden başkası işlemez buyurdu. Rüyada Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamı hakiki şekliyle gören muhakkak onu görmüş olur. Çünkü şeytan onun şekline giremez. Fakat şeytan başka şekle girip görünebilir. Resulullah'ı tanımayan kimsenin bunu ayırması kolay olmaz. Bazı alimler de Peygamber Efendimizi değişik şekilde görmek yine onu görmek olur. Fakat bu o kişinin dindeki noksanlığına alamettir. Peygamber Efendimizi rüyada gerçek şekliyle gören ve mümin olarak ölen herkes cennete gider buyurmuşlardır. Ebu Hureyre Efendimizin şu hadisi şerifini bildirdi. Bir kimse cuma gecesinde 2 rekat namaz kılsa her rekatta Fatiha ve Ayetel Kürsi'yi birer İhlas suresini 15 kere okusa, namazdan sonra 1000 kere Allahümme salli ala Muhammedin Nebiyyül Ümmiyyi dese, diğer cuma gelmeden beni rüyasında görür. O kimsenin geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanır. Cennet beni görenler içindir. Peygamber Efendimizin kabri şerifini ziyaret. Fahri Kainat Efendimiz buyurdular ki, kim vefatımdan sonra beni ziyaret ederse, beni hayattayken ziyaret etmiş gibidir. Mirat-ı Medine kitabında bildirilen bir hadis-i şerifte, kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip oldu buyurdu. Bu hadis-i şerifi İbn Huzeyme ve Bezzar ve Darekutni ve Taberani haber vermektedir. Bezzar Hazretlerinin bildirdiği başka bir hadis-i şerifte kabrimi ziyaret edene şefaatim helal oldu buyuruldu. Müslim-i şerifte ve Ebu Bekr bin Mekkari'nin Mu'cem kitabında bildirilen hadis-i şerifte bir kimse beni ziyaret etmek için gelse ve başka bir şey için niyeti olmasa, kıyamet günü ona şefaat etmemi hak etmiş olur buyuruldu. Bu hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini ziyaret etmek için Medine-i Münevvere'ye gelenlere şefaat edeceğini haber vermektedir. Darekutni'nin haber verdiği başka bir hadis-i şerifte, hac edip de beni ziyaret etmeyen kimse, beni incitmiş olur buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ziyaret olunmak istemeleri, ümmetinin bu yoldan da sevap kazanmaları içindir. Bunun için fıkıh alimlerimiz hac vazifesini yaptıktan sonra, Medine-i Münevvere'ye gelerek Mescid-i Şerif'te namaz kılarlardı. Sonra Ravda-i Mütahhara ile Minber-i Münir'i
ve arş-ı âlâdan eftal olan kabri şerifi, sonra oturdukları, yürüdükleri, dayandıkları yerleri, vahiy geldiği zaman dayandıkları direği ve mescit yapılırken ve tamir edilirken çalışan ve para vermekle şereflenen eshab-ı kiramın ve tabiinin geçtikleri yerleri ziyaret ederler, görmekle bereketlenirlerdi. Onlardan sonra gelen alimler ve salihler de haçtan sonra Medine'ye gelirler, fıkıh alimlerimiz gibi yaparlardı. Dün olduğu gibi bugün de hacılar buna bağlı kalarak Medine-i Münevvere'de ziyaretlerde bulunuyorlar. Sakın terki edepten, küy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Murâat-ı edep şartıyla gir nâbî bu dergâha. Metâf-ı kutsiyandır, bûsegâh-ı enbiyâdır bu. Nâbî. İslam alimlerinin güneşi Ebu Hanife Hazretleri, müstehapların en üstünlerinden olan kabr-i saadetin ziyareti vacip derecesine yakın bir ibadettir buyurdu. Resulullah Efendimizin kabri şeriflerini ziyarete giden kimsenin çok salavat-ı şerife getirmesi lazımdır. Okunan bu salat ve selamların Peygamber Efendimize ulaştığı hadis-i şerifte bildirilmiştir. Sevgili Peygamberimizi ziyaret etme adabı şöyle bildirildi. Medine-i Münevvere şehri uzaktan görününce salat ve selam getirilir. Sonra Allahümme haza haremü nebiyyike fec'alhü vikayeten li min ennar ve emanen minel azab ve su'il hisab denir. Mümkünse şehre veya mescide girmeden önce gusül abdesti alınır. Güzel koku, esans sürünülür. Yeni, temiz elbise giyilir. Çünkü bunlar tazim ve hürmet ifade ederler. Medine-i Münevvere'ye mütevazı, vakarlı ve sükûnet haliyle girilir. Bismillahi ve alâ milleti Resûlillah dedikten sonra İsra suresinin 80. ayeti kerimesini okumalıdır. Onun akabinden Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed vavfirli zunubi veftahli evvâbe rahmetike ve fadlike diyerek Mescid-i Nebevi'ye girilir. Sonra Resulullah Efendimizin minberinin yanında 2 rekat tahiyyetül mescid namazı kılmalı, minberin direği sağ omuza gelecek şekilde durmalıdır. Sevgili Peygamberimiz burada namaz kılardı. Burası Peygamber Efendimizin kabriyle minberi arasıdır. Hadis-i şerifte kabrim ile minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim havzım üzerindedir buyurulmuştur. Sonra ziyaret eden kimse Allahü Teala'ya Resulullah'ın mübarek kabrini ziyaret etmeyi kendisine nasip ettiğinden dolayı secdeye varmalıdır. Duadan sonra kalkıp Peygamber Efendimizin kabri şerifine hücre-i saadete gelmeli, arkasını kıbleye vererek Resulullah'ın mübarek yüzüne karşı 2 metre kadar uzakta edeple durmalıdır. Daha fazla yaklaşılmaz. Huşu ve hudu üzere olmalı, Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği şekilde Resulullah Efendimize hayatta imiş de yüksek huzurlarında bulunuyormuş gibi edep üzere bulunmalıdır.
sekinet ve vakarı terk etmemelidir. Elini kabr-i şerifin duvarlarına koymayıp uzakta edeple durmak hürmete daha muvafıktır. Namazda gibi durmalıdır. Resulullah Efendimizin mübarek latif suretini hayaline getirmeli, kendisini bildiğini, sözünü, selamını ve dualarını işittiğini düşünmeli ve cevap verdiğini, amin dediğini düşünmelidir. Nitekim Resulullah Efendimiz, kim bana kabrimde salat okursa onu işitirim buyurdu. Yine hadis-i şerifte Resulullah Efendimizin kabri şeriflerinde bir melek vekil bırakıldığı, o meleğin ümmetinden selam edenlerin selamını kendisine ulaştırdığı bildirildi. Sonra Esselamu aleyke ya seyyidi ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Nebiyallah. Esselamu aleyke ya Safiyallah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Esselamu aleyke ya Nebiyyer Rahmeti. Esselamu aleyke ya Şefi'al Ümmeti. Esselamu aleyke ya Seyyidel Mürselin. Esselamu aleyke ya Hatemen Nebiyyin. Allahü Teala sana en yüksek mükafat ve karşılık ihsan eylesin. Ben şehadet ederim ki sen peygamberlik vazifeni yaptın. Emaneti eda ettin. Ümmetine nasihat eyledin. Yakin, ölüm sana gelinceye kadar Allahü Teala'nın yolunda cihad eyledin. Allahü Teala sana kıyamet gününe kadar salat ve selam eylesin. Ya Resûlallah, bizler sana çok uzak yerlerden geldik. Senin kabri şerifini ziyaret etmek, senin hakkını ödemek, senin yaptıklarını yerinde görmek, seni ziyaretle bereketlenmek, senin Allahü Teala'nın katında bize şefaatçi olmanı istemek için geldik. Çünkü hatalarımız bellerimizi büktü. Günahlarımız omuzlarımıza ağır geldi. Ya Resûlallah, sen hem şefaat eden ve hem de şefaati kabul olunansın. Makam-ı Mahmud senin için vaad edilmiştir. Hem Allahü Teala da Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde mealen biz her peygamberi ancak Allahü Teala'nın emriyle gönderildiği kavmi tarafından kendisine itaat olunması için gönderdik. Onlar nefslerine zulmettikten sonra gelirler Allahü Teala'dan af dilerler. Resulüm de onlar için istiğfar ederse Allahü Teala'yı elbette tövbeleri kabul ve merhamet edici bulurlar buyurmaktadır. Bizler senin huzuruna geldik. Fakat bizler nefslerimize zulmettik. Günahlarımızın bağışlanmasını diliyoruz. Ya Resûlallah, Allahü Teala'nın katında bize şefaat eyle. Ya Resûlallah, Allahü Teala'dan bizim ruhumuzu sünnetin üzere almasını, yarın kıyamet gününde seninle beraber mahşer yerine gelenler arasına katmasını, senin havzına gelip orada senin havzından içmeyi nasip etmesini dile. Ya Resûlallah, senin şefaatini istiyoruz diye dua edilmeli ve ey Rabbimiz, bizi ve iman ile bizden evvel geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla. İman etmiş olanlar için
kalplerimizde bir kin bırakma. Ey Rabbimiz, muhakkak ki sen şefkat ve merhamet sahibisin. Mealindeki Haşr suresinin 10. ayeti kerimesini okumalıdır. Sonra selam gönderenlerin selamını iletip, Esselamu aleyke ya Resûlallah. Şu kimse senin Allahü Teâlâ'nın katında kendisine şefaatçi olmanı istiyor. Ona ve bütün Müslümanlara şefaat eyle demeli ve dilediği kadar salavat okumalıdır. Sonra yarım metre sağa Ebu Bekr Sıddık Hazretlerinin mübarek başı hizasına gelip Esselamu aleyke ya Halifete Resulillah. Esselamu aleyke ya Refikahu filgar. Esselamu aleyke ya Eminehu alel esrar. Allahü Teala bu ümmetinin imamı olarak sana en yüksek mükafat ve karşılığı lütfetsin. Sen Resulullah'a en güzel şekilde halife oldun. En iyi şekilde onun yüce sünnetini takip ettin. Mürtetlerle, dinden dönenlerle ve doğru yoldan ayrılmış olanlarla muharebe ettin. Daima hakkı söyledin. Vefat edinceye kadar hak yolda olanlara yardımcı oldun. Allahü Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Allah'ım, rahmetinle onun sevgisi üzere ruhumuzu al. Onu ziyaretimizi boşa çıkarma diye dua etmelidir. Sonra yine yarım metre sağa Hazreti Ömer'in kabrinin hizasına gelmeli ve Esselamu aleyke ya Emirel Müminin. Esselamu aleyke ya Müshirel İslam. Esselamu aleyke ya Müksirel Esnam. Allahü Teala sana en yüksek karşılık ve mükafat versin. Hayattayken de ölümünde de İslam'a ve Müslümanlara yardım ettin. Yetimlere kefil oldun. Akrabaya iyilik yaptın. Müslümanlara onların razı oldukları hem hidayet üzere bulunan ve hem de insanları doğru yola ileten bir rehber oldun. Onların işlerini derleyip topladın. Fakirlerini zengin yaptın. Yaralarını sardın. Allahü Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun demelidir. Sonra Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Ömer'e hitaben Esselamu aleyküma ya daci'i Resulillah ve refikayhi ve vezireyhi ve müşireyhi vel muavineyni lehu alel kıyami fiddini vel kaimeyni ba'dehu bi mesalihil müslimin. Allahü Teala size en güzel karşılığı versin. Resulullah'ın bize şefaat etmesini Allahü Teala'dan, bizim sayemizi kabul etmesini, bizi İslam dini üzere öldürüp yine İslam dini üzere diriltmesini, kıyamet gününde Resulullah'a yakın olanlar arasında haşretmesini dilemesi için sizi Resulullah'ın yanında vesile ediniyoruz demelidir. Sonra kendisine, ana babasına, dua isteyenlere ve bütün Müslümanlara dua etmelidir. Bundan sonra Resulullah Efendimizin mübarek yüzüne karşı durup, ey Allah'ım, biz her peygamberi ancak Allahü Teala'nın emriyle gönderildiği kavmi tarafından kendisine itaat olunması için gönderdik. Onlar nefslerine zulmettikten sonra gelirler. Allahü Teala'dan af dilerler. Resulüm de onlar için istiğfar ederse Allahü Teala'yı
elbette tevbeleri kabul ve merhamet edici bulurlar buyuruyorsun. Nisa suresi 64. ayet. Ya Rabbi, senin yüce kelamına uyarak, emrine itaat ederek, sevgili peygamberinin senin huzurunda bize şefaat etmesini diliyoruz diye dua ettikten sonra daha önce okuduğu Ey Rabbimiz, bizi ve iman ile bizden evvel geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla. İman etmiş olanlar için kalplerimizde bir kin bırakma. Ey Rabbimiz, muhakkak ki sen çok şefkat ve merhamet sahibisin. Mealindeki Haşr suresinin 10. ayeti kerimesiyle Rabbena ufir lena ve li abaina ve li ümmahatina ve li ihvanina allazina sebekuna bil imani. Rabbena atina ve subhane rabbike ayet-i kerimelerini okuyarak Hücre-i Saadet ziyaretini tamamlar. Sonra Resulullah'ın kabri ile minberi arasında bulunan ve Ebu Lübabe Hazretlerinin kendini bağlayarak tövbe etmiş olduğu direğe gelir. Burada iki rekat namaz kılar ve Allahü Teala'ya tövbe ve istiğfarda bulunur. Dilediği duaları yapar. Sonra Ravda-i Mütahhara'ya gelir. Burası kare şeklinde bir yerdir. Burada istediği kadar namaz kılar, dua eder, tesbihler okur. Allahü Teala'ya hamdü senalarda bulunur. Sonra minbere gelir. Resulullah'ın bereketinin kendisine ulaşması niyetiyle Peygamber Efendimizin hutbe okurlarken mübarek elini üzerine koymuş oldukları yere elini kor. Burada iki rekat namaz kılar. Allahü Teala'dan dilediklerini ister. Allahü Teala'nın gadabından rahmetine sığınır. Sonra Hannane direğine gelir. Bu direk Resulullah Efendimizin hutbe okumak için minbere geçtiğinden dolayı kendisini terk ettiği için inleyip sonra Resulullah'ın inip kendisini kucaklaması üzerine sükûn bulan direktir. Burada kaldığı müddet içinde gecelerini Kur'an-ı Kerim okumakla Allahü Teala'yı zikretmek, minber ile kabrin yanında gizli ve açıktan dua yapmakla ve rabıta yapmakla meşgul olmalıdır. Resulullah'ın mübarek zevcelerinin odaları Mescid-i Saadet'e katılmadan önce Hücre-i Saadet'in kıble tarafında pek az yer vardı. Muvacehe-i Saadet'e karşı durmak güçtü. Ziyaretçiler Hücre-i Saadet'in Ravda-i Mütahhara duvarındaki kapısı önünde kıbleye karşı durup selam verirlerdi. Sonra İmam-ı Zeynel Abidin Ravda-i Mütahhara'yı arkaya alıp selam verirdi. Uzun zaman böyle ziyaret edildi. Mübarek zevcelerin odaları mescide katıldıktan sonra Muvacehe-i Şerife penceresi önünde durup ziyaret edilmeye başlandı. Hazreti Ayşe'nin odası 3 metre yüksekliğinde kerpiçle hurma dallarından yapılmıştı. Biri batı, öteki kuzey tarafında iki kapısı vardı. Batı kapısı Ravda-i Mutahhara tarafındadır. Hazreti Ömer halifeliğinin son senelerinde Mescid-i Saadet'i genişletirken Hücre-i Saadet'in etrafına taştan kısa bir duvar çevirdi. Abdullah bin Zübeyr halifeliğinde bu duvarı yıkıp siyah taştan daha sağlam yaptırdı. Üstü açık olan duvarın kuzey tarafında bir kapısı bulunuyordu. Hazreti Hasan 49 senesinde vefat edince vasiyeti gereğince Hazreti Hüseyin ağabeyisinin cenazesini Hücre-i Saadet kapısına getirip dua ve istigaze edeceği zaman buraya defnedeceklerini sanarak içeri sokulmasını istemeyenler çıkınca Bakî kabristanına defnettirdi. İleride bu şekilde hadiselerle karşılaşmamak düşüncesiyle
duvarın ve odanın kapısını örerek kapattılar. Emevi halifelerinin altıncısı olan Velid, Medine valisiyken, Mescid-i Saadet'in duvarını yükseltti ve üzerini küçük bir kubbe ile örttü. Üç kabir, dışarıdan görülemez ve içeri girilemez oldu. Ömer bin Abdülaziz, Medine-i Münevvere valisiyken, 707, Hicri 88 senesinde, Halife Velid'in emriyle, Zevcât-ı Tahirât'ın odalarını yıktırıp, Mescid-i Saadet'i genişletti. Ayrıca, bu duvarın etrafına, beş köşeli ve kapısız olan ikinci bir duvar çektirdi. Irak'ta, Zengilerin idare ettiği Atabekler Devleti'nin veziri ve Selahaddin Eyyubi'nin amcası oğlu olan Cemalettin İsfahani, 1189, Hicri 584 senesinde, Hücre-i Saadet'in dış duvara etrafına sandal ve abanoz ağaçlarından mescidin tavanına kadar yükselen bir parmaklık yaptırdı. Fakat birinci yangında, 1289 senesinde yanınca, yerine demirden bir parmaklık yapılarak yeşile boyandı. Bu parmaklığa Şebeke-i Saadet denir. Şebeke-i Saadet'in kıble tarafına Muvacehe-i Saadet, doğu tarafına Kadem-i Saadet, batı tarafına Ravda-i Mutahhara, kuzey tarafına ise Hücre-i Fatıma denir. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'nin güneyinde olduğu için, Mescid-i Nebi'nin ortasında, yani Ravda-i Mütahhara'da, kıbleye dönen kimsenin sol tarafında Hücre-i Saadet, sağ omuzu tarafında ise Minber-i Şerif bulunur. 847, Hicri 232 senesinde, Şebeke-i Saadet'in bulunduğu yer ile dış duvarların arasına ve bu yerin dışına zaman zaman değiştirilen mermerler döşendi. Bu vazifeyi en son Sultan Abdülmecid Han yaptırdı. Hücre-i Saadet'in beş köşeli duvarlarıyla birlikte üzerlerine Kubbetün Nur denen küçük bir kubbe de yapılmıştı. Osmanlı padişahlarının gönderdikleri Kisve-i Şerife bu kubbe üzerine örtülürdü. Kubbetün Nur üzerine gelen Mescid-i Saadet'in büyük yeşil kubbesine Kubbetül Hadra denir. Şebeke-i Saadet denilen parmaklığın dış tarafına örtülen kisve Kubbetül Hadra altındaki kemerlere asılıdır. Bu iç ve dış perdelere settare denir. Şebeke-i Saadet'in doğu, batı, kuzey taraflarında birer kapısı vardır. Şebeke-i Saadet'in içine Harem-i Şerif ağalarından başkası giremezdi. Zaten kapı ve pencereleri olmadığından, yalnız kubbe ortasında ufak bir delik olup, tel kafesle kapalıdır. Bu deliğin hizasında, Kubbetül Hadra'ya da bir delik açılmıştır. Mescid-i Şerif kubbesi, 1837, Hicri 1253 senesine kadar kurşun rengindeydi. Sultan II. Mahmud Adli Han'ın emriyle yeşile boyandı. 1872 Hicri 1289'da Abdülaziz Han'ın emriyle yeniden boyandı. Mescid-i Saadet'i tamir ve tezyin için Sultan Abdülmecid Han kadar çok para harceden ve gayret gösteren hiçbir kimse olmamıştır. Haremeyn'i tamir için 700 bin altın sarf etmiş ve tamirat 1861, Hicri 1277'de tamamlanmıştır. Mescid-i Nebevi'nin tamir ve bakımı için binlerce altın sarf eden Sultan Abdülmecid Han, eski şeklini İstanbul'da Hırka-i Şerif Camii'nde bulundurmak için emretmiş, bunun için 1850 senesinde Mühendis Mektebi hocalarından binbaşı ressam Hacı İzzet Efendi Medine'ye gönderilmiştir. İzzet Efendi her yeri ölçerek 53 defa küçültülmüş bir modelini bir senede yapıp İstanbul'a gönderince Sultan Abdülmecid Han'ın yaptırdığı
Hırkayı Şerif Camii'ne konmuştur. Abdülmecid Han'ın tamirinden sonra kıble duvarıyla şebeke-i saadet arası 7,5 metre, doğu duvarından kadem-i saadet şebekesine 6 metre, şebeke-i şami genişliği 11 metre, muvacehe-i şerife şebekesiyle şebeke-i şami arasındaki uzunluk 19 metredir. Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafından genişliği 77 metre, kıble duvarından duvar-ı şamiye kadar olan uzunluğu 117 metredir. Hücre-i saadet ile minber-i şerif arası olan Ravda-i Mutahhara genişliği ise 19 metredir. Hücre-i saadet ile minber-i şerif arası olan Ravda-i Mutahhara genişliği ise 19 metredir. Osmanlılardan sonra bu mukaddes beldelerde birçok değişiklikler yapılmış, böylece ecdadımızın yaptırdığı paha biçilmez tarihi eserler yıkılmış ve yağma edilmiştir. Resulullah Efendimiz'i ziyaretten sonra Bakî kabristanına gitmek, orayı da ziyaret etmek müstehaptır. Sonra diğer kabirleri, bilhassa Seyyidü'ş-Şühedâ, şehitlerin efendisi Hazreti Hamza'nın kabrini ziyaret etmelidir. Yine Bakî'de Hazreti Abbas'ı ve orada bulunan Hasan bin Ali'yi, Zeynel Abidin'i, oğlu Muhammed Bakır ve oğlu Cafer-i Sadık, Emirül Mü'minin Hazreti Osman'ı, Resulullah Efendimizin oğlu İbrahim'i, Resulullah Efendimizin orada bulunan Zevce-i Mütehharalarını, halası Safiye'yi ve daha birçok sahabe ve tabiinden olan büyükleri ziyaret etmelidir. Bakî'deki Fatıma Mescidi'nde namaz kılmalıdır. Perşembe günü Uhud şehitlerini ziyaret etmek müstehaptır. Orada selamün aleyküm bima sabertüm fe ni'me ukbeddar selamün aleyküm ya ehle daril kavmil müminin ve inna inşallahü an karibin biküm lahikun demelidir. Sonra Ayetel Kürsi ve İhlas Suresini okumalıdır. Hücre-i Saadet'i ziyaret edenlerin çok uyanık olmaları lazımdır. Gönlünde dünya düşünceleri bulunmamalıdır. Muhammed aleyhisselamın mübarek nurunu ve derecesinin yüksekliğini düşünmelidir. Dünya işlerini ve büyük kimselerle görüşüp fayda sağlamayı ve alışveriş düşünceleri içinde yapılan duaları Allahü Teala kabul etmez, dileklerine kavuşamazlar. Hücre-i Saadet'i ziyaret etmek şerefli bir ibadettir. Buna inanmayanların Müslümanlıktan çıkmalarından korkulur. Çünkü bunlar Allahü Teala'ya, Resulüne ve bütün Müslümanlara karşı gelmiş olur. Maliki alimlerinden birkaçı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi ziyaret etmek vaciptir demiş ise de müstehap olduğu söz birliğiyle bildirilmiştir.